Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir Adobe Premiere videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız Premiere'de? İki video arası geçişleri, iki sahne arası geçişleri nasıl yapabiliriz? Adobe Premiere'i bilgisayarımıza kurduğumuzda ilk random olarak üzerinde bulunan geçiş efektleri nelerdir? Bunlardan hangilerini verimli ve doğru bir şekilde kullanabiliriz? Bunları göreceğiz. Bunların dışında da hani daha ekstrem, daha güzel geçişler nasıl yapabiliriz? Bunları size anlatacağım. O zaman hızlıca videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan her konuda bana ulaşabilmek için açıklama kısmında bulunan Discord serverımıza katılabilirsiniz ve oradan bana ve Discord kanalımızda bulunan kişilerle fikir alışverişi yapabilir. Aynı zamanda da hep birlikte bir şeyleri öğrenebilir ve aklımıza takılan her konuda orada konu açıp birbirimizle tartışabiliriz. O yüzden sizleri Discord serverıma mutlaka bekliyorum. O zaman tekrardan vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane videom var burada. Bu iki videoda dün akşamki Twitch yayınımızdan iki kare eğlenceli komik kareyi aldığımız bir videolarımız bunlar. Şimdi bunların arasında iki tane videomuzun arasında bir geçiş efekti yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız abi? İlk önce gördüğünüz gibi videolarımız burada. Bir videomuz burada bitiyor. İkinci videomuz buradan başlıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? İlk önce sizlere geçiş efektlerini göstereyim. Gördüğünüz gibi şu sol tarafta bir penceremiz var. İşte burada işte Media Browser'ımız var. Library, Info, Effect. Bizim kullanacağımız yer buradaki efektler bölümü. Efektler bölümünde ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi altta bir sürü seçenekler çıktı. Geçiş efektleri için Video Transition'ı tıklıyoruz ve buradan Dissolve diyoruz. Ya bu Dissolve bölümündeki Cross Dissolve, Deep to Black, işte Additive Dissolver, Deep to White ve Film Dissolve. Yani bizim ana kullanacağımız geçişler bunlar. Sürekli kullanabileceğimiz ve en güncel olan geçişler bunlar. Geçiş efektini eklemek için şunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi efekte basılı tutuyorum. Alıyorum ve şu iki videonun ortasındaki kesik alana bıraktığım zaman gördüğünüz gibi buraya bir efekt yerleşmiş oluyor. Hemen bakalım Additive Dissolve neymiş. Gördüğünüz gibi video iç içe geçiyor. Yani beyaz bir ışık patlamasıyla geçiş oluyor. Hani bu efektleri daha da uzun süre olmasını istiyorsanız gördüğünüz gibi sağdan ve soldan efektleri çekerek büyütebilirsiniz. Bakın daha yavaş geçiyor. Gördünüz mü? Güzel bir geçiş efekti bence. Kullanılabilir. Daha farklı video sonları ve başları konarak hani sanki buradan çoğalmış gibi bir hareket yapılabilir aslında. Bence gayet tercih edilebilir bir geçiş efekti. Bunu siliyorum. Cross Dissolve'a bakıyoruz. Cross Dissolve neymiş? Hemen koyalım. Koyduk. Cross Dissolve'da deminkinin aynısı ama ışık patlamayanı diyeyim size. Işık patlamayacak şekilde bakın. Gayet güzel. Bunlar kullanılabilir geçiş efektleri. Daha farklı videolarda çok çok daha güzel durabilir. Ama şu an bu basic bir video olduğu için hani bunda herhangi bir güzel veya çok şık durma gibi beklentim yok açıkçası. Şu an sadece geçiş efektlerini size göstermek için bu iki videoyu kullanıyorum. Hemen bunu siliyoruz. Bakıyoruz. Deep to Black. Deep to Black neymiş? Koyuyoruz buraya hemen. Gördüğünüz gibi kararıyor ve aydınlanıyor. Kararıp geliyor. Deep to Black. Biraz şöyle uzatalım. Daha detaylı görebilmek için. Geliyor. Yavaş yavaş kararıyor. Yavaş yavaş aydınlanıyor. İki video arasında. Bu böyle bir efektimiz. Deep to White. Deep to White'a bakalım. Deep to White neymiş? Deep to White da Deep to Black'in aynısının beyazı. Deleri aynısının laciverti. Hemen şöyle geçiyoruz. Yavaş yavaş beyazlıyoruz. Yavaş yavaş aydınlanıyoruz. Bu da bu şekilde bir geçiş efekti. Bu da kullanılabilir. Tercih edilebilir. Aynı zamanda mesela benim en çok sevdiğim geçiş efektlerinden biri Film Dissolve. Film Dissolve nedir abi? Aldık koyduk. Biraz büyütelim.
uzatalım süresini. Aslında baktığınızda Additive Dissolve veya Cross Dissolve'la aynı sayılır. Bunlar basic kullanabileceğimiz çok güzel geçiş efektleri. Bunların haricinde ne yapabiliriz? Mesela var burada, daha da var. Mesela 3D Motion, Cube Spin mesela, koyalım bunu. Enter yapalım. 69, 60. Bakıyoruz. Yani böyle bir geçiş, anladınız mı? Hani bunlar artık hani çok eski dönemlerde kalmış geçişler aslında. Hani artık bu... Hani böyle bir geçiş artık herhalde kimse kullanmıyordur diye ümit ediyorum. Gerçekten ümit ediyorum yani. Kimse kullanmıyordur inşallah. 69. Mesela bu nasılmış? Yani bunlar işte şey... PowerPoint sunumu hazırlarken sayfaların geçiş yaptığı geçiş efektleri gibi bir şey yani. Merak ettim şu an sizle beraber. Mesela Page Peel neymiş mesela? Ben hiç bunlara bakmadım bile. Hani eski olduklarını bildiğim için. 69. Bu videomda... Page Peel, sayfa kıvrığı. Böyle diye geçiriyor. Yani gören çok fazla var ama hani hangileri ne kadar kullanılabilir işte. Yani bizim için geçerli olanlar demin baktıklarımız. Yani en güzel, en sağlıklı, yani göze en hoş duran güncel geçiş efektleri onlar. Yani mesela şu nedir abi? Gereksiz. Ya da mesela atıyorum bunları kullanmak istemiyorsunuz. İşte böyle kararsın etsin istiyorsunuz. Mesela ben videolarımda kullanıyorum çoğu zaman. Şu şekilde yapıyorum ya videoya geçelim diye. Mesela o efekti nasıl yapabiliyorum? O efekti nasıl geçiş olarak kullanabilirsiniz? Onu göstereyim size. Bu efekt kısmına gelip buraya crop yazdığınızda transform klasörünün altındaki crop'a tıklayarak bunu videoya atıyorsunuz. Bunu öteki videoya da atıyorsunuz. İki videoya da atıyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Mesela üstüne tıkladığım zaman bu tarafta gördüğünüz gibi detaylar çıkıyor. Mesela crop attığım için, bakın crop. Koyduğum crop efektinin sekmesi burada. Mesela buraya tıklıyorum. Şimdi mesela atıyorum ben bunu sağdan sola yapacağım. Sağdan sola yapacağım. Nasıl yapacağım? Ya soldan sağa yapalım hadi. Left kısmını gördünüz değil mi burada? Left var. Biraz ben şurayı açacağım. Tamam, left'te. Mesela tam şuralarda. Elim ağzımdayken mesela buradan yana doğru kararmasını istiyorum. Buraya tıklıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi crop başlığı altındaki left'in başındaki saate tıklıyorum. Saate tıkladıktan sonra geliyorum videonun sonuna. Videonun sonuna geldikten sonra left'in ayarını sonuna kadar getiriyorum. Ve bakın. Gördüğünüz gibi geçti. Yani geçiş için, siyah ekran için ben oraya saat atamış oldum. Yani atıyorum 10. saniyede left %100 olacak, %0 olacak, 1. saniyede %100 olacak. Yani o süre zarfı içerisinde o siyahlık uzayacak. Anlatılmaya çalışan şey bu aslında. Mesela aynı şekilde, mesela bu nasıl geldi? Soldan sağa geldi. Biz bu videoda şöyle yapacağız. Böyle geldi, böyle devam edecek. Doğru mu? Doğru muyum? Böyle de devam edecek karanlık. Okey. Hemen geldim. Videomun başına. Hemen %100 yaptım. Saate tıkladım. Geldim buraya kadar. %0 yaptım.
bakalım nasıl olmuş. Buradan kapandı, oradan açıldı. Veya bunun tam tersini yapalım. Delete yapalım. Right diyelim. Evet, aslında bizim demin right yapmamız gerekiyordu. Hemen buraya right'a %100'ü koyduk. Geldik buraya %0 yaptık. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hop karartı geçiyor. Hani bunu kendiniz buna daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Hani burada zamanlamaları değiştirip daha farklı aksiyonlara girerek çok daha güzel geçişler elde edebilirsiniz aslında. Mesela benim en çok hoşuma giden video başlangıçlarından, efektlerinden biri de şu. Mesela geldik, efekt kısmına door yazıyoruz. Door yazdıktan sonra barn doors, bakın. Video translation, wipe, barn doors. Barn doors'u koyuyoruz. Enter diyorum. 69. Ve bakın. Bu şekilde açılıyor. Bunu ben biraz uzatıyorum. Ve şurada siz göremiyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru indireyim. Şurada gördüğünüz bir ön izleme var. Bakın. O dikine açılıyor. Hemen şuna tıkladığımızda bakın enine olacak. Bakın şu bölüm. Bunu unutmayın. Gördüğünüz 69. Aynı sinema filmi başlangıcı gibi. 69. Gayet mükemmel bir şekilde geçiş yapıyor. Hatta mesela buna şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela videomuz burada başlıyor ya. Hemen buraya bir kesit koyalım. Bakın açıldı. Bunu birazcık daha uzatalım. Bakın bir şey göstereceğim size. Sonrasında hemen bunun bittiği yere bir kesik atalım. Keselim. Sonrasında buraya black yazalım. Buradan da video effect, image control, black white diyelim. Tamam mı? Black white dedik. Sonrasında da buraya kapatıyoruz. Video translation, dissolve ve film dissolve'u aldım ve buraya attım. Enter'lıyorum. Bakın nasıl 69, bir geçiş olacak şimdi. 69. Gördünüz mü? Siyah başlayıp yavaş yavaş renkleniyor. Bu tarz şeyler de çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde yapabilirsiniz aslında. Bunlar hayatı kolaylaştıran güzel şeyler. 69, bakın tekrar 69. izliyoruz. Bakın mesela bunu ne yapalım mesela? 25 yapalım. 25 yapalım. 69. Çok güzel bir şekilde, hafif bir şekilde tekrar renklendi gördüğünüz gibi. Anlatabileceklerim bu kadar geçiş efektleriyle alakalı. Aklıma gelen daha fazla bir şey yok şu an için ama bu bilgiler size pratik montajlarınızda, pratik yapacağınız video montajlarınızda çok çok işinize yarayacak bilgiler. Zaten ben burada inanılmaz iyi Photoshop biliyorum, işte Premiere biliyorum demiyorum. Ben sadece şu an kabaca basit bir şekilde nasıl montaj yaparsınız bu eğitim serisinde sizlere bunu anlatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınıza gelen her soruda açıklama kısmında bulunan Discord server linkimizden Discord'umuza katılarak bana her gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.